Kulak, burun, boğaz hastalıkları ve odoloji uzmanı operatör doktor Tuna Kenar, deniz, havuz sonrası gelişen dış kulak iltihabı hakkında önemli bilgiler verdi. Dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Evet, son günlerde özellikle denize ve havuza girme sonrası dış kulak iltihapları ile ilgili hasta başvurularında artış meydana geldi. Bunun başlıca sebebi çok uygun olmayan deniz ortamı ya da havuzlarla ilgili olduğu gibi hastaların kendinden kaynaklanan bir takım yapısal faktörler de olabiliyor. Özellikle havuz sonrası bunu daha çok görüyoruz. O yüzden en başta söyleyeyim, mümkünse denize girmelerini öneriyoruz hastalarımızın. Şöyle ki, koruma amaçlı konulan klor dış kulak pH'sını değiştirdiği için dış kulak yolunda da eğer yapısal bir problem varsa ya da kirle doluysa orasının şişmesi ve iltihaplanma oranı daha çok oluyor. Dolayısıyla peki hastalar bize hangi şikayetlerle başvuruyor? Kulak ağrısı, kulakta tıkanıklık, işitme azlığı ve böyle başa, göze, boyuna, etrafa dairesel tarzda yayılan ağrı ve bazen de kulak akıntısı şikayetiyle başvuruyor. Benim bir diğer vurgulamak istediğim nokta şu ki, hastalar kendi imkanlarıyla, yani eline geçirdiği herhangi bir şeyle elini kulağına sokarak oraları karıştırmasın ya da eczaneden gidip ezbere ilaç almasın. Çünkü muayene etmeden, kulak zarının delik olup olmadığını anlamadan hangi damla olursa olsun damlatmak çok doğru bir şey değil. Dolayısıyla benim kısaca vurgulamak istediğim, bu tür bir şikayet olduğunda deniz ya da havuz sonrası şiddetli ağrı, akıntı, tıkanıklık olduğu zaman en yakın bir kulak burun boğaz uzmanına gidilmemeli ve zaten meslektaşlarımız da önce muayene yapıyor. Dış kulak yolu daraldıysa ya da bir iltihap akıntı varsa onları da temizledikten sonra dış kulak yolunun durumuna göre gerekli hem sistemik hap ilaç ya da gerekli damla tedavileri vererek bu tedavileri gerçekleştiriyorlar. Dediğim gibi en doğrusu en yakın bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmak, kendi kendimize ellemek, herhangi bir şey yapmak değil. Çünkü öyle olunca o tür vakalar da geliyor. Onun için bunu özellikle vurguluyorum. Çok daha sıkıntılı oluyor. Böyle iltihap cilt altından yüze göze kadar geliyor ve hastanede yatış gerektirecek kadar olabiliyor. Dolayısıyla bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmak en kısa sürede daha faydalı. Yoksa bütün tatil perişan olabiliyor.